Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evdeki sebze meyve atıklarından yaptığım organik gübremi göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bu 3 çuval içerisinde hazırladım bunu. Şöyle göstermek istiyorum. Evet, bunlar tamamen evdeki meyve sebze atıklarından oluşan gübreler. Tabi burada solucanların da yardımı var. Ben bunu hazırlarken bir çuvalın içine şöyle 3-4 kilo bir yanmış hayvan gübresi koydum. Sonra zaten içinde kendinden solucanlar vardı. Biraz bunu nemli tuttum. Evet, gördüğünüz gibi şöyle içine solucanlar var. Bakın, gübreyi de şöyle göstereyim size. Bitkileri dökelim. Evet, bahçemizde marullarımız var. Maydanozlarımız var. Biberlerimizi ektik. Şöyle diplerine de dökeyim. Siz de görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, ben bu gübreyi şekilde çuvalın içinde muhafaza ediyorum. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Evde artan işte sebze meyve kabukları, şöyle muz kabuğu var, marul kabuğu ve salatalık kabuğu. Solucanlar bunu çok seviyor. Şu şekilde çuvalın içine dolduruyorum bunları. Evet, üzerine şöyle kapatıyorum. Bu şekilde gübremiz hiç bitmiyor arkadaşlar. Sürekli burada taze gübre oluşuyor. Evet. Evdeki sebze meyve atıklarını şu şekilde içine sürekli takviye yapıyorum. Haftada bir kere veya 2-3 günde bir. Daha sonra çuvalın ağzını kapatıyorum. Şu şekilde. Üzerine de bir taş koyuyorum. Arkadaşlar, bu şekilde gübremiz hiç bitmiyor. Gübre ihtiyacımız olduğu zaman buradan gübremizi alıp şöyle bahçemize döküyoruz. Burada yeni ektiğim lahanalarım var. Yine şöyle göstermek istiyorum. Biberlerimiz var burada. Bunlar yeni ekildi. Evet, burada marullarımız var. Evet arkadaşlar, siz de evdeki sebze meyve atıklarını bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yapmanız gereken bir çuvala ya da bir kovaya biraz hayvan gübresi koymak ve üzerine daha sonra evdeki sebze meyve atıklarınızı koyup onları karıştırıp üzerini kapatmak. Kapak varsa, kova ise eğer, kapağını kapatın. Çuvalsa ağzını kapatıp bu şekilde bekletirseniz zaten içerisindeki solucanlar sebze ve meyve atıklarını tüketecekleri için orada kendi gübrelerini bırakacaklar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.